Vallahi olaydan tam yangının nasıl çıktığını bilmiyorum şu anda. Ben gece saat 11'de dükkanımı kapatıp gittiğimde herhangi hiçbir şey yoktu. Gece ben kapattıktan belli bir saat sonra yangın çıkmış. Yan taraftaki kahveci arkadaş farkına varınca itfaiyecileri çağırmışlar. Sabahleyin dükkana geldiğimde dükkanım hiç ele alınmayacak şekilde, dükkanımda iğne ucu kadar dahi hiçbir şey kalmamış. Dükkanım tamamen yok olmuş bir vaziyette. Dükkanımda bilgisayarlarım, televizyonlarım, çelik kasaya kadar yangın girmiş yani. Çelik kasadaki paralarım komple gitmiş. Şu anda Polatlı terminalinde 4 tane esnafın aşağı yukarı tahminimi söyleyeyim 2,5-3 milyon civarında bir zayiatı var. Yani Polatlı Belediyesi'nden ve Büyükşehir'den bu esnaflara bir şekilde yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu anda mağduruz. Ne yapacağımızı da şaşırmışız yani. Şu anda zor durumdayız. Tekrar bu malzemeleri alacak bir maddi gücümüz falan da yok. Büyükşehir'den ricamız bu esnafları bir an önce yardım edip tekrar iş yerlerine kavuşturmasını istiyoruz. Gece 3 sularında meydana gelmiş bize gelen telefonda. Geldiğimizde bayağı bir iki dükkanımız alev almıştı ve itfaiye sağ olsunlar üstün bir başarıyla itfaiye mücadele etti. Yangını söndürdü ama 4 dükkanımız zarar gördü. Esnaflarımız 4 esnafımız zarar gördü. Büyük ihtimal elektrik kontağından kaynaklanıyor bu yangın. Bu durumda öncelikle kolluk kuvvetlerimize, itfaiyemize gönülden teşekkür ediyoruz. Polatlı Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve hükümetimizin de esnafa duyarsız kalmamasını istiyoruz. Yaklaşık 4 dükkanımızda 3 milyona yakın bir zarar var, maddi hasar var. İnşallah esnaflarımızın yaralarını sararlar diye temenni ediyoruz. Mağduruz. Yani zaten iş yok, güç yok. Bu da zararımızı devlet büyüklerimizden karşılamasını istiyoruz. Mağduruz. Gördüğünüz gibi. Yani devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Ya tabii gece istenmeyen bir hadise olmuş. Elimizdeki bilgiye göre elektrik kontağından kaçak olduğu anlaşılıyor. 4-5 dükkanımız hasar görmüş. Ben bütün esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Polatlı Belediyesi olarak biz yapıp bu dükkanları teslim etmiştik. En kısa sürede süratli bir şekilde tekrar yapıp eski haline getireceğiz. Vatandaşlarımız, esnaflarımız birazcık zaman kaybedecek ama müsterih olsunlar. O bizim sırtımızda o işi yapacağız. Yaparken de yeni talepler de varsa daha iyisini, daha düzgünlüğü yapmaya gayret göster. Binaları bir eski haline getirelim, yapalım. Ondan sonra tabii hasar tespitlerine göre biz de başka kurumlarda herhalde elinden geleni yapacak. Şimdi burada belki yeri değil ama arkadaşlar tabii termal hizmetleriyle ilgili yetki, sorumluluk ve bütçe Büyükşehir Belediyelerinin uhdesinde. Biz esnafımız mağdur olmasın diye bu alanı tesis etmiştik. Tabii önümüzdeki yıllarda mutlaka Büyükşehir Belediyesi bir terminal yerleşkesi yapacaktır. Plan bekleniyor. Ama biz en azından geçici sürede olsa bu hizmeti bir an önce yerine getirip vatandaş mağdur olmasın istemiştik. Yani bizim sorumluluğumuz değildir diye biz bu işin dışında kendimizi düşünmüyoruz. Burada arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. İnşallah en kısa sürede bu sorunu dün neydiyse aynı hale getirelim. Ama Tamam. şüphemiz yok Tamam. başkanım. Yani esnaf Yani olmasa iyiymiş ama yapacak bir şey yok, olmuş. Keşke olmasaydı. Görevimiz bir an önce hızlı bir şekilde eski haline getirip teslim etmek. Bundan sonra bakacak yapacağımız da.